Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz sinir sistemi. Sinir sistemi hem 11. sınıf konusu hem de üniversiteye hazırlıkta YKS konumuz içerisine giriyor. Sinir sistemini incelediğimiz zaman aslında biz şunu biliyoruz ki bizim vücudumuzda bütün iletimler sinir sistemi sayesinde gerçekleşiyor. Sinir sistemi bizim vücudumuzda iletimleri gerçekleştirirken endokrin sistemle yani hormonal sistemle beraber çalışıyor. Bu şekilde vücudumuzun iç dengesini yani homeostaziyi dengelemiş oluyorlar. Sinir hücreleri tabii ki bunlar birbirlerinden farklı şekilde iletim gerçekleştiriyorlar. Sinir hücrelerinde uyarıların iletilmesi elektriksel ve kimyasal olarak gerçekleşiyor. Endokrin sistemde ise hormon üretilip kan ile taşındığı için bu iletim biraz daha yavaş oluyor. Bunlar birbirlerinden farklıdır. Birinde elektriksel ve kimyasal, bir diğerinde ise hormon yani kan ile gerçekleşiyor bu iletim. Sinir dokuyu oluşturan hücrelerin her birine nöron adını veriyoruz. Nöronlar aynı zamanda sinir sisteminin temel yapı ve görev birimidir. Nöron hücre gövdesi, dendrit ve aksondan oluşan bir yapıya sahiptir. Hatta onu şu şekilde hemen görmemiz mümkündür. Bakın, baktığımız zaman mesela şu bizim dendritlerimizdir. Hücre gövdesidir burası. Şurası akson. Şunlar ise akson ucunu oluşturur diyebiliriz. Bir nöronun çekirdeği ve organelleri hücre gövdesinde yer alıyor. Ancak şunu söylememiz gerekiyor. Sinir hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için hücrenin bölünme gibi bir durumu söz konusu değildir. Yoksa her türlü organele sahiptir. Sinir hücrelerinin hücre zarına nörolemma, sitoplazmasına ise nöroplazma adını veriyoruz. Zaten arkadaşlar nöro diye bir kavram görüyorsak eğer bu bize sinir sisteminden bahsettiğini gösterir diyebiliriz. Hatta hastanelerde nöroloji, bunlar sinir sistemi rahatsızlıklarına bakarlar. Nöro var çünkü başında. Hücre gövdesinden çıkan çok sayıdaki uzantıya ise dendrit adı verilir ki şunlardır bakın şekilde gördüğümüz üzere. Hücre gövdesinden çıkan bir tane olan uzantıya ise akson adını veriyoruz. Aksonların sonlandığı ve danlanarak genişlediği bölgeye ise akson ucu adını veriyoruz. Akson ucunda ise böyle keseler vardır. İleride göreceğiz o keselerin içerisinde nörotransmitter maddeler vardır. Bu maddeler ise bir nörondan diğer nörona uyartının iletilmesinde görev alacak. Bu da dallanmış olan her bir uçta bulunacaktır bunlar. Sinir sisteminde nöronlardan daha fazla olan yardımcı hücrelere ise nöroglia veya glia hücresi adı verilir. Bu hücreler nöronlara destek verir, besler, iyon konsantrasyonunu düzenler. Bir glia hücresi olan Schwann hücreleri aksonların etrafını sarar. Bazı aksonlarda miyelin kılıf adı verilen örtüyü oluşturur. Bu kılıf uyartı iletimini hızlandıracaktır. Yağlı bir yapıya sahiptir bu aynı zamanda. Bu miyelin kılıfın kesintiye uğradığı boğuma ise Ranvier boğumu adı verilir. İşte yine gördüğümüz üzere bizim bir nöronumuzun yapısı. Yine bunu incelediğimiz zaman dendritimiz var gördüğümüz üzere, çekirdeğimiz var, hücre gövdemiz var, çıkan bir tane uzuntu olan aksondur. Akson ucu, şu dışında bulunan incecik yapı vardır miyelin kılıf. Miyelin kılıfını ise kesintiye uğradığı yerler Ranvier boğumları. Gördüğümüz üzere şunların her biri Ranvier boğumudur. Bu Ranvier boğumların üzerinde ise Schwann hücresi bulunur diyebiliriz. Bu da bir nöronun yapısı ve sinir hücresi zaten milyonlarca nörondan oluşuyor. Sinir hücreleri yaptıkları görevlere göre duyu,
ara ve motor nöron olarak 3 gruba ayrılır. Geldik bunlardan ilkine, duyu nöronları. Duyu nöronları ışık, ses, dokunma, ısı, adından belli değil mi? Duyuyor. Yani ilk olarak karşılayan nörondur bu. Koku, tat gibi dış ortamdan ya da kan basıncı, karbondioksit seviyesi gibi reseptörlerden aldıkları uyarıları merkezi sinir sistemine taşıyor. İlk alan nöronlardır, duyu nöronları. Geldik ara nöronlara. Bunlar merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlardır. Duyu nöronundan gelen uyartıyı alıyor ve değerlendiriyor. Cevabı ise motor nörona görüyor. Yani duyu nöronu uyartıyı aldı. Ara nöron merkezi sinir sistemine bunu götürdü, değerlendirdi. Oluşturduğu sonucu ise kime verdi? Motor nörona verdi. Motor nöron ise merkezi sinir sistemden aldığı uyartıyı kas ya da endokrin bez gibi tepki oluşturan organa taşıyor. Bu organa da biz efektör adını veriyoruz. Mesela basit bir iletimden iletimi çizersek eğer ne oluyor? Uyartı geliyor. Bunu ilk duyu nöronu reseptöre algılıyor. Pardon, duyu organı algılıyor, reseptör algılıyor. Onu duyu nöronuna veriyor. O hemen değerlendirsin diye ara nörona veriyor. Burada değerlendiriliyor, cevap oluşturuluyor. O motor nörona veriyor. Motor nöron da alıyor, tepki organına yani efektöre götürüyor. Sadece bakın, duyu nöronları çünkü zarar görebiliyor. Duyu nöronu, ara nöron, motor nöron. Bakalım bunlarda hangi bozukluklar, hangi durumlar meydana geliyor? Eğer ki bir kişinin duyu nöronu zarar görüyor ise, şimdi dışarıdan gelen uyartıyı algılayamayacağı için kişinin eli bile yansa sıcaklığı ne yapacaktır? Hissetmeyecektir. Eğer ara nöronu zarar görürse, ara nöron ne yapıyordu? Bunu değerlendiriyordu değil mi? Cevap oluşturuyordu. Dolayısıyla sıcaklık hissini algılayamaz. Felç durumu. Geldik motor nörona. Eğer bu zarar görürse, şimdi ne olacak? Duyu ve ara çalıştığı için sıcaklığı algılayacak. Ara nöron sağlam olduğu için acıyı hissedecek ama bir türlü elini çekemeyecek. Çünkü çekmeden görevli olan motor nöronun bu durumdan zarar görmüş olacak. Şimdi geldik sinir hücrelerinde impuls oluşumuna ve iletimine. Şimdi dış çevreden gelen uyarıların ve vücudumuzun içinden gelen uyarıların sinir hücrelerinde oluşturduğu değişime biz impuls adını veriyoruz. Sinir hücrelerinde impuls oluşturabilen en düşük uyartı şiddetine biz eşik şiddeti veya eşik değer adını veriyoruz. Ve sinir hücreleri bu eşik değerde ve eşik değerin üzerindeki uyarılara aynı şekilde cevap veriyor. Buna da ya hep ya hiç prensibi diyoruz. Çünkü eşik değerin altındakilere de hiçbir şekilde cevap vermiyor. Yani ya cevap oluşmuyor ya da aynı şekilde cevap veriliyor. Buna da ya hep ya hiç prensibi demiştik. Sinir hücrelerinde uyartı yani impuls iletimi elektrokimyasal olarak gerçekleşiyor ve bu iletim sırasında ise ATP harcanıyor. Peki bu ATP'yi biz nereden elde ediyoruz? Tabii ki solunumla karşılıyoruz. Oksijenle solunum da solunumla karşıladığımız için bu defa ne oluyor? Ortamdaki glikoz ve oksijen azalıyor. Karbondioksit artıyor. ATP ilk önce artıyor. Daha sonra kullandığım için amacım zaten ATP üretmekti. Daha sonra onu kullanıyorum. Eğer bana totalden bahsediyorsa glikoz azalır, oksijen azalır, ATP kullanılır. Şimdi uyartıların şiddeti, süresi, frekansı, uyarılan sinir hücresi sayısını ve iletilen impuls sayısını artırır. Ama hiçbir şekilde hızını etkilemiyor. Peki hızını ne etkiliyor uyartının? Onlardan bahsedersek eğer. Uyartının hızını şöyle yazalım. Hızını etkileyen faktörler. Miyelin kılıfın varlığı,
Miyelin kılıf var mı? Yok mu? Aksonun çapı. Çünkü neden? Akson çapı ne kadar genişse içerideki iç direnç o kadar az olacağı için uyartı daha hızlı olacaktır. Akson çapı ne kadar dar ise dar olduğunda iç çekim daha fazla olacak. Bu nedenle de uyartı daha yavaş iletilecektir. Sonra Ranvier boğum sayısı. Çünkü her bir ranvier boğumda biraz duracaktır. Durduğu için de uyartı yavaşlayacaktır. Ve eğer genel olarak bakıyorsak sinir hücresinden birinden diğerine aktarılmasına bir sinaps adını veriyoruz. Göreceğiz ileride. Bir de sinaps sayısı. Sinaps sayısı ne kadar az ise uyartı o kadar hızlı olacaktır.